Herkese ben ben Numan. Bugün sizlerle birlikte PES Metro'ya haftalar sonra gelen yeni güncelleme inceleyeceğiz. O zaman sizlerle hızlıca başlayalım. Her zamanki gibi ilk önce bölgeleri açarak başlayacağım. Ondan sonra da her şeyi birlikte inceleyeceğiz. Hemen de şöyle en son 150. bölgeyi açacaktık. Büyük ihtimalle buraya açacağımız zaman artık rebet atmamız gerekecek. Ve şöyle baktığınız zaman aynı abi görebiliriz rebetimiz buraya gelmiş. Hemen o zaman Rabbit'imizi atalım. Attığımız zaman bize... o bu ne be? iki tane garip özellik gelecek. Charged X diye bir şey gelecekmiş. Yumurta daha şanslı yapıyormuş fakat galiba 20 kat daha fazla paralıyormuş bizden bu. Bir de altın yumurta diye bir şey gelecekmiş. Bu da biz 50 kat daha fazla para alıyor fakat bütün petler en az altın olarak çıkıyormuş gerçekten garip bir özellikmiş O zaman hadi bakalım atıyoruz abi Bakalım neler yaşayacağız Ve evet ilk bölge tıktan geldik Buraya bir sürü farklılık var fakat Değil mi ama ilk önce bölgeleri bitirmek istiyorum bakalım yeni bir eşya verecek mi? Vermedi okey Sıkıntı yok O zaman şimdi hızlıca 100. bölgeye zınk diye girelim bak İzliyormusunuz tık diye geleceğim ama önümü görüyorum dur <laughs> Bak hop Hoba <laughs> Ve yaklaşık 5-10 dakikalık oynamanın ardından Tekrar 150. bölgeye geldik. Bundan sonra artık yeni gelen bölgeleri göreceğiz hep birlikte. Ve hızlı hızlı hepsini inceleyeceğiz. Neler eklenmiş neler eklenmemiş diye. Hızlı 51'e geçelim. Eğer bir şey yoksa dediğim gibi hızlı hızlı geçeceğiz. Mesela görüyoruz 151'de bir şey yokmuş. O yüzden hızlı hızlı geçiyoruz bunları. 152 de boş. Bakalım 153 dolu mu? Ve tabii ki de dolu değil. Aynen boş burası da güzel. <laughs> 154 de boş. 155'e geldiğim zaman burada bir vendingimiz var. Gördüğünüz gibi buradan kitap alabiliyoruz. Ve verdiği kitaplar. Abi şaka mısın ama gözünü seveyim bari. bunun artık güzel Verin ya. Hala 300 paralık kitaplar veriyor şaka gibi. Yani niye bu kadar Jim Davron'a hiçbir fikrim yok ama bilmiyorum diyecektim. Oo burada yine bir makinamız var. Burada. Forge Machine bu ne abi? Daha ya, itemleri birleştir tarzı bir şey diyor ve oluşturmak istediğin itemi seçti. Tamam mesela diyorum ki TNT crate yapacağım ben. Devam ettiğim zaman aa normal TNT'lerden 200 tanesini birleştirince bir tane bundan mı ediyor? Şimdi bütün TNT'lerim 600 bin elması diyor. Bunları çevirdiğim zaman 60 bin elmas falan iç. Abi bu baya kazık. Dur bakayım diğerde mi hep böyle? Mesela çarm oluşturmak istiyorum dediğim zaman. Eee... Evet abi oluştur artık. Şakam. Abi bu ne? Bak bir tane overlord charm verdim. Royalty charm verdim. Zibyon tane bulandan verdim ve... Anca daha bir tane veriyor. Bu ne abi? Bu da çok saçma. Bakalım large gift nasılmış? 650 tanesini 160 taneye çeviriyor. Yani yine zarar. Ama yani. ilginç yani. <laughs> Eşya bir şeyler eklemişler ama o kadar saçma yapmışlar ki abi. Kullanamıyoruz bile yani. O kadar gereksiz bir şekilde para veriyor ki bize. İlginç vallahi. Bu bir sonraki bölge geçince burada bedava item varmış. Güzel. Hızlı ilerleyelim abi. Hiç beklemeye gerek yok. Bunlarda ışlanma falan var. Bunlar yine bomboş gördüğünüz gibi. Ve aha yeni bir e, Game Pass var ama niye giremiyorum? He anahtar lazım bu anahtarı açmak için. Okey bunu olmadı birazdan bulamazsak da Trading Plus'dan buluruz sıkıntı yok. Burada bir şey mi var bu ne abi? Öyle bir yer yapmışlar ki sanki bir şey var gibi. Ama boşmuş devam abi. 162'deyiz şu an ve 162'de yeni bir portal var. Galiba mini game değilmiş çünkü. Dur bakayım girelim abi hızlıca ve aha selamünaleyküm bu ne be? Çok garip bir yere geldim abi. Solda ne yazıyor? Enchant Essence diyor. Bu ne? Aa, aa. Bu ne be? Bu ne abi? Dur şimdi. Bunları sarsam buna çeviriyoruz ama bu ne ki? 197 para tanesi diyor. Mesela en değerli hangisi acaba? Hadi şunlardan birazcık verelim mesela abi. He bir de benden para mı alacak bu? Hadi yaptım. 144 bin para sanırsam. Yo yapamadım. E niye oldu öyle? Bir tane yapayım. Yok yaptırtmıyor. Allah Allah. Çalışmıyor mu yoksa ben mi yanlış yapıyorum? Yok vallahi tıklıyorum ama olmuyor. Anladım. Burada bir tane daha eşya var. Bu da. He sanırsam bu da işte oradakileri birleştirip yeni bir şey yapıyoruz. Tamam anladım. Mantık şuymuş. Buradan kitaplarımızı bozduruyoruz gibi düşünebilirsin. Mesela ben ne oldu be? Abi çok korktum bilgisayarım kapandı sandım. <laughs> Ahahahah çok korktum. Oyun bir anda zıng diye kapandı. Ama yani harbiden zıng diye kapandı şu an ne oluyor hiçbir fikrim yok. Ne yaşadım ben ya aşırı korktum bu arada. Yukarıda ne var abi ne oluyor dur. <laughs> Kafamı karıştırmayın benim. Şimdi bir daha bir deneyelim bakalım. belki şimdi düzelmiştir. Şimdi mesela ben bunları bozdurmak istiyorum. Çok fazla bozdurmayayım çünkü para alacak galiba de benden bu. Ve tamam bu sefer bozuldum. 2500 tane bundan aldım ve 500 bin para değerindeymiş bu. Okey diyorum buna. Şimdi buraya gittiğim zaman da anladığım kadarıyla istediğim şeyi buradan oluşturabileceğim. Mesela şunu oluşturmak istiyorum desem yok, yetmiyor. Ee, biraz daha kötü bir şey oluşturmam lazım. Aa! Mesela bir tane Critical 6. Okey dediğim zaman, Gövbe direkt olarak bana yaptı. Ama Empowered diye bu niyeyse Untradable oldu abi. Dur bakayım, ayrı bir şekilde gözüküyor kayla bu. Aynen bak, Gövbe bu ayrı bir şekilde gözüküyor. Ve 8 saat süre var üstünde. Ve baktığımız zaman normale göre daha güçlü bu. Normalde 6 level kritik Gövbe %10'u verirken bu bize %21 veriyor. Sırı zamanla 8 saat boyunca kullanabiliyoruz kayla bunları. Yani kısa bir şey gibi düşünebilirsiniz ya. Kitabınızı bir süre güçlendiriyorsunuz. Ben ilk başta kitap oluşturuyorsunuz sanmıştım ama alakası yok. Sadece kitabınızı güçlendiriyor musunuz? İlginç bir mantık ama yine bir şey güzel. 165. bölge geldiğiniz zaman yine burada bir tane vendingimiz var ve sağ olsun abi bize 5k elmas verdi. <laughs> Niye bunlar hala bu kadar az veriyor bilmiyorum yani. Neden hala bu kadar az vermek için direniyor Hiçbir fikrim yok. Verin adam bakalım bir şeyler de var işimize yarasın. Ve 166. bölge geldiğiniz zaman XP Potions diye bir şey var. Bu neymişin? şimdi? Abo bu ne? Ne olur şimdi? Tamam şimdi bizden soldan bir şey seçmemiz istiyor. Ve bunu yapmak için de sağdakileri istiyor işte, anladım Mesela huge yapmak için ne istiyor benden? 10 tane XP charm istiyor. 50.000 bin elmas istiyor. 5 tane shard istiyor. Bende var mı ki bunlar? Galiba yokmuş. Bunu yapamıyorum. Bunu yapamıyorum. Ama mesela bundan yapabiliyorum. Mesela en iyisinden yapabiliyormuşum bir tane. Yapayım mı? Yaptım abi diyelim. Gibi 300 bin elmas değerinde bir şeymiş bu. Şimdi bunu nasıl kullanacağım? Sırsam bunlar petlerimizin levellerini arttırmak için. Mesela ne yapalım biliyor musunuz? Benim en yüksek levelli petim buradaki huge tekno ve 90 level ve 329k şu an. Şimdi kullan zaman ne karşıyı verecek diyeceğim. He pardon bu petlere değil bunlara veriyormuş gücü. Arkadaş tamam şimdi Mesela buna basayım. Bastığım zaman ee, basmış oldum. Evet biraz daha level arttı. 10k level arttı. Yani eğer bundan zibilyon tane yaparsanız levellerini biraz daha kolay bir şekilde arttırabilirsiniz. He, şimdi anladım bu orada. Bunlar neresi farklı şeyler için kullanılmış. Mesela bu hücre için kullanılıyormuş. Bu Titanic Petler için kullanıyormuş. Bu da Master levellerini arttırmak için kullanıyormuş. Yani yaptığınız her şey farklı bir amaç için kullanıyorsunuz, O yüzden değişikmiş. Tamam okey. Diğer kullanılabiliyormuş ama dediğim farklı şekillerde yapmamız gerekiyormuş. Mantığı aynı ama. Okey güzel. Niye abi kafam duruyor bazen. Maalesef bazıları 5. defada falan anlayabiliyorum. <laughs> Burada yine bir tane daha böyle upgrade'imiz var. Hızlıca bunları alalım. Bunlar aslında artık önemsiz şeyler. Ve burada yeni bir boss chest'imiz var. 170. bölgede. Bir dakika kısa kalmış. Hemen bu beklemek istiyorum bir bakalım. Genelde boss chest'lerden çok fazla eşya çıkmıyor ama bakalım. Belki güzel bir şeyler çıkar bundan. Ve aha da sandığımız geldi. Bakalım tipi nasıl bir şeymiş. Okey böyle yani samurayımsı bir şey. Bir petlerimi çarmam lazım. Tek başıma bunu kırmam çok zor anlaşan. Yani şuna kadar eklenen bütün boss chest'ler saçma sapan hiç ödül vermedi adam akıllı. Bakalım belki akıllanmışlar diyecektim. Yok akıllanmamışlar. Devam aynı. <laughs> Hadi bakalım abi. Hızlı son bölgede yavaştan geliyoruz artık. Burada free enchant veren bir sandığımız varmış. Ve 173. bölgeye geldik. Son bir bölge kaldı buradan sonra da. Yine burası bomboş. Ve son bölgemize de böyle gelmiş olduk. Burası tatlı gözüken bir yer var fakat maalesef burada herhangi bir yenilik yokmuş. Ve böylece bütün bölgeleri bitirmiş olduk. Hızlıca bir enerjisi. en başta dönelim ve birazcık yumurta açalım isterseniz. Ve şu yeni gelen yumurta mantığını merak ediyorum. Onu bir denemek istiyorum. Dediğim gibi yani 50 x falan full altın çıkartma mantıkları falan varmış ve ooo yumurtalar güzelmiş bu arada. Bunlar sanki eski oyunda vardı ha. Bunları bir yandan hatırlıyorum gibi. Bilmiyorum. Şimdi şimdi o altın yapma muhabbeti nereden yapılacak? Buradan mı? Dur bakayım. Ee, ben nereden kabul edeceğim abi o altın yapmayı? Acaba bir makinası falan mı geldi diyeceğim? Yo makina da yok abi. İlginç ama neyse açalım. Bakalım neler çıkacak. Oo bir sürü rengarenk rengarenk şeyler çıktı güzel. buradan ben ilk başta kasmadan önce bir tane takipçimin attığı bu eşyayı aldım. Ona da buradan teşekkür etmiş olayım. Maalesef ama ismi gözükmüyor. Hayda. Hakkını el kardeşim. Vallahi kimsin bilmem ama. Sağlasın. Burada teşekkür etmeden geçmek olmayasın. Bazı arkadaşımız bana hediyeler yolluyor. Ben bunu konuyorum. Mesela bu arkadaşımız klan'a katılmak için istemiş ama artık klan alım olmadığı için bunları geri çevirmek zorundayım. Aa bir tane arkadaşımız hype vermiş. Dur tamam. İsmimi okuyorsunuz. Epes Patus. <laughs> Eyvallah kardeşim. Bunu hemen birazdan göstereceğim bunun mantığı ne diye. Çünkü bu aslında bedava verilen bir şey ve içinden titanik bile çıkabiliyordu. Bu arada altın muhabbetini buldum. Buradaki auto hatch kısmından yapılıyormuş. Şimdi auto çalıştık tamam mı? Ondan sonra 20 kat daha fazla para verip artık daha şanslı olmaya açtım ve 50 kat daha fazla para verip artık full altın çıkmaya açtım. Mesela bak burada 6.8 iken fiyatı değişti mi mesela bunun abi? Dur bakayım bir daha bakmak istiyorum. Fiyatı 6.8k bunları yaptıktan sonra e, değişmedi. Allah Allah. Mesela şöyle bir atsam abi bir tane. Uy ne garip oldu be böyle. Çok renkli renkli oldu. Ve param bitti abi dur bari şunlara deneyeyim. <laughs> Daha fazla açamıyorum. O kadar pahalı ki bu. Gibi böyle baya bir morlu morlu vesaire oldu. Ve artık en az altın versiyon çıkıyor. Yani iyice eski mantığa döndürmüşler. Eskiden zaten biliyorsunuz altı yumurtalar vardı. Bu oyunda da artık altı yumurta var diyebiliriz. Onun dışında hızlı şöyle alttaki kısımları kontrol ettiğimiz zaman shopumuz var. Hemen şöyle sopa baktığımız zaman abi yine bedava bir şeyler vermiş sağ olsun burada. Ve The Forever Pack hala burada duruyor. Onun dışında yeni titanimiz aha da buradaki kedimiz. Gerçekten tipleri güzel duruyor. Hoş tiplerini beğendim ben açıklamak gerekirse. Ondan sonra yeni gelen bir kitap var mı diye baktığımız zaman Lightning Orb diye bir şey var sanırsam. Ve eski kitap benziyor biraz da sarsam ama güçlüsü bu. Yine kırılabilen şeyleri yıldırım çarptırıyormuş. Ondan sonra burada yeni gelen hoverboardlarımız var. Yine garip kurbağa tipleri var Bunları da gördüğünüz gibi. Onun dışında shop kısmına başka bir şey gelmemiş. Birkaç tane yeni başarım eklenmişti diye duydum. Aynen görme burada mesela işte yeni gelen makinelerle alakalı başarımlarımız var. Ama öyle çok da farklı şeyler vermiyor. Mesela bak aslında buradaki anahtar bizim işimize gelebilir ama 5000 tane item birleştirmemizi istiyor. Vay arkadaş. <laughs> sonra tabii ki de her güncellemede gelen klan savaşlarımız var. Artık bu klan savaşında ilk 500'e de bir şeyler vereceklermiş gördüğünüz gibi. Klan gift adında bir şey ve bundan da hiç çıkabiliyormuş. Ve bunu da kazanmak istiyorsak da buradaki klan görevlerini yapmamız lazım. Sırsam önceki klan oyunları da bu şekilde yine klan görevleri yaparak yapılıyordu. Ve biz şu an 624. sıradaymışız. Aslında azıcık öylesi uğraşsak bile herhalde ilk 500'e gireriz abi bedavadan. <laughs> Ondan sonra yeni gelen masterlerimiz var. Anahtar masterisi, kazma maskesi, balık tutma masterisi bunlar önceden mi gelmişti? Yok galiba sırsa pet master mi geldi? Bilmiyorum bir şeyler geldi ama hangisi geldi hatırlamıyorum açık olmak gerekirse. Ondan sonra alt kısmında başka bir şey kalmadı yanlış hatırlamıyorsam. O zaman size şimdi sizi buradaki hype egini olayını anlatayım. Bu hype olayı şu Update geldiği zaman eğer oyunda olursanız ve 45 dakika boyunca oynarsanız olduğunuz level kadar benim bilim kayıla hype egg veriyordu. Mesela ben 18 leveldim ve eğer oyuna update geldiğinden oyunda olsaydım ve birazcık oynasaydım bana 18 tane bundan verecekti. Ama maalesef zamanım olduğu için ve alamamıştım ama sağ olsun bir arkadaşımız yollamış. Bakalım açın abi 1.6 milyon değeri varmış kendisinin. Artık zaman bakalım ne gelecek. Belki yani titanik çıkar. Neden olmasın? <laughs> evet. Oh my god! Titanic. şuna Şanskarus 5 tane titrenek çıktı abi. <laughs> ya yani çöp çıktı ama değil mi? Titanic'te çıkma şansı var. 10 milyarda bir falan herhalde. Ondan sonra burada sol tarafa bir buton eklemiş Global Events diye. Buna tıkladığınız zaman artık bütün oyuncuların birlikte oynadığı bir görev sistemi var anlamak hele burada. Tam olarak anlamış değilim yani herkese özel mi yoksa kişiye özel mi tam bilmiyorum fakat burada görebiliyorum yine sıralamaya girebiliyorsunuz. Abi bu ne? Sıralama ilk 59 tane görev yapan sıralamaya girmiş. İlginç. Yine farklı bir ödül sistemi diyebiliriz ama baktığın zaman en son ödülü tamamen çöpmüş buradakilerin. Birazdan burada unuttum her şeyi Trinic Plaza'dan alıp deneyeceğiz. İlk önce kaçırdığım bir şey var mı diye kontrol etmek istiyorum sadece. Yeni mesela Ultimate gelmiş özel güç olarak. Ve tamam kazma masterisi ve anahtar masterisi bu update'te gelmiş. Diğerleri önceki update'te gelmişti. Ve tamam çok da bir şey yokmuş zaten ya kaçırdığımız. Okey hızlı bir Trinic gidelim o zaman bakalım. Yeni şu an Trinic nasıl gidildiğini unutmuşum ha. <laughs> ve mesela artık göbe Bir şeyin üstünde fiyatın iyi olup olmadığı falan yazıyor. Mesela buna iyi bir deal diyor. Mesela bunun fiyatı çok fazla olduğunu anlatmak için altta kötü bir deal diyor. Yani buna gerek var mıydı? Pek bir fikrim yok. Zaten mantıken yani, eğer üstündeki fiyattan pahalıysa kötüdür. Ucuzsa iyidir yani. Bunu çok da yazmaya gerek var mıydı? Hiçbir fikrim yok. Ondan sonra buraya yeni gelen anahtardan var. Bunu aslında almak istiyorum fakat elmasım yetmiyormuş. Şöyle bir hediyelerimi açacağım. Bakın belki yeter böylece. Ve tamamdır. Yeterli elmasa ulaştım. Ama ben ulaşana kadar abi satan adam gitmiş. Vay arkadaş şansa yani bak ya. Neyse sıkıntı yok. Hızlıca buradan tekten buluruz. Burada Rainbow Minches niye bu kadar pahalı abi? Yani umarım alabilirim. Dur bakayım. o kadar elmasım yok benim. Resmen fakir kaldık ya. Oo çok güzel ama adam bayağı ucuz satıyormuş abi bunu. İyi bari. Büyük zaten yavaş yavaş fiyatı düşeceği için millet ucuza satmaya çalışılır. Ve tamamdır. Buradaki chest'le 1.5 milyona satan birisini buldum. Hızlı şöyle bir tanesini alalım bakalım bunda. Ve güzel. Onu satsam yeni gelen bütün eşyaları böylece almış olduk. Hemen yani şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Burada eşyalar var fakat bunları satan daha ödülle gelecek. Daha yok bile galiba. Çünkü baksanıza bile eklenmemiş bunların. Ve şöyle kontrol ediyorum abi. Aynen. Başka eşya kalmamış. 10. seviye X'ler gelmiş ama bunları göstermem bile gerek olduğunu düşünmüyorum. Sadece tiplerini görmüş olmanız için şöyle bir göstereyim isterseniz. Göb yine 9. seviye burada kitaplarımız var. Hemen şöyle bir buçuk milyon verdiğimiz eşyayı deneyelim isterseniz sizlerle birlikte. Bakalım ne verecek bize. Şöyle baktığımız zaman ooo. Yani güzel şeyler veriyor fakat yani değerleri maalesef çok düşük. Böyle süperleri falan verdi fakat dediğim gibi. Bir buçuk milyonluk bir şeyle yüz bin falan aldık belki anca. Neyse sıkıntı yok. Şimdi hızlıca buraya girmek istiyorum. Az önce anahtarımız olmadığı için girememiştik. Bakalım şimdi girdiğiniz zaman ne olacak? Al ben içeri ih. Ne oluyor? Heh girdik. Şimdi ne yapacağım abi burada? 30 dakika boyunca sanırsam burada. he chest mi kırabiliyorum? Heee. Heee. Niye bu kadar laglı bir de bu? Bilmem ama. Anarka ile burada hem cheese kırabiliyorsunuz hem daha fazla eşya çıkıyor. Hem direkt olarak buradan bir tane hüç çıkma şansı varmış. Yani düşünden biraz daha basit bir mantıkmış. Ben daha farklı mini game falan bekliyordum ama alakası yokmuş. Size özel bir kırma bölgesi diyebiliriz. Hızlı isterseniz buradan çıkalım. Birazcık e, elmasın boşa gitti ama sıkıntı yok. Bir de direkt geri kapandı çıkar çıkmaz ayıp be. <laughs> Ve böylece 8. update'de gelen her şeyi sizlere göstermiş oldum. Siz bu update'e kaç puan veriyorsunuz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve size şunu da söylemek istiyorum. Eğer hala PSM'de e update'lerini böyle video olarak devam ettirmemi istiyorsanız Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın ki isteyip istemediğinizi anlamış olayım. Çünkü eğer istenmezse açık konumak yerine şöyle planlıyorum. Bir sonraki güncelleme belki canlı yayın olarak veya hiç yapmayabilirim da Değil mi? ne istiyorsunuz ben kısmına yazmayı unutmayın. Tamamen sizin isteğinize kalmış bir şey bu. O zaman sessiz yavaştan özür dilerim ama bitirmeyi de sormuş olayım. Bugün saat akşam 6'da ikinci kanalıma yeni bir video gelecek. Ekiple korku oyuna devam ettik. Eğer izlemek istiyorsanız açıklama kısmındaki bulunan linkten gidip ikinci kanalına bilim araşabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer tozumun daha sonrasınız beğenerek var mı gösterebilirsiniz. bir videoda daha da abone olmak ve ekrana çıkan değerlerinizi de izleyebilirsiniz. O zaman kendinize çok bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.